İstanbul bugünlerde bir Viking gemisine ev sahipliği yapıyor. 10. yüzyılda İstanbul'a ticaret için gelen geminin replikası binlerce kilometreyi aştı ve bir kez daha İstanbul'a ulaştı. İşte Viking hayranlarını çok sevindiren yolculuğun ayrıntıları. Zamanları hakkında çok ilgili bir çocuğum. Tarihi dinozorlar, tarihi öncesi dinozorlar falan. Binlerce mil kat ettiler, Karadeniz üzerinden 900 yıl sonra tarihi tekrar yaşamak için İstanbul'a geldiler. Yüzerek İstanbul'a gelme hayalleri vardı. Çünkü kendilerinin mitolojisinde, efsanelerinde Miklagard adıyla anılan İstanbul'un çok büyük bir önemi var. Sen seyahat edebilir miydin bu gemiyle 93 gün? Biraz sıkılırdım. Norveç'teki arkeolojik kazılarda bulunan Klaastad Ship isimli Viking yelken gemisinin replikası 93 gün boyunca süren yolculuğunu bitirdi ve 900 yılın ardından İstanbul'a tekrar halat bağladı. Özellikle başlarda Nisan ayında hava bir sıcaktı bir soğuk. Seyahatin soğuk kısmındaysa İstanbul'da yelken açmak gerçekten güzeldi. Gemiyle seyahat etmek isteseydin yanına neler alman gerekirdi? Çikolata. Harika bir duygu. Yıllar sonra buraya gelmek ve yaptığımız gemiyle Ayasofya'yı görmek. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, 9. yüzyılda da ticaret yapan Vikingleri konuk etmişti. Bu bir ticaret yelkeni. Orta gövdesinin geniş olmasının nedeni çok fazla kargo taşımak. Akdeniz'i ve bütün Baltık Denizi'ni geçip gelmesi gerçekten çok meraklandırıcı. Şuradaki şu gördüğünüz yer var ya, yaşam alanları. Batan Viking gemisinin birebir kopyası olan Saga Farman gemisi 12 mürettebatıyla birlikte atalarının rotasını takip ederek İstanbulluların da ilgisini çekmeyi başardı. Geminin dümeni ise bu. Suyun altına kadar gittiğini görebilirsiniz. Gemiye yön vermek istediğimizde böyle kendimize doğru çekiyoruz. Özellikle çocukların kuzey kültürlerini, Viking kültürünü tanımaları için harika bir çalışma olmuş. Çizgi film olarak çok küçükken izliyordum. Hani gerçek olarak görmek çok ilginç.